çıtır çıtır gidiyoruz işte çıtır çerez bunun için var eksi birin altından bir küçüğü eksi iki çıkar kim o sazanlı yapacak kim o hataya düşecek He, diyorum ikinci ders çok zevkli benim en sevdiğim ders türevin en sevdiğim dersi bu ikinci ders niye biliyor musun o kadar güzel şeyler öğreneceğiz ki Wow diyeceksin be ben artık türev yapabiliyorum onu bu derste diyeceksin ikinci derste şimdi ödevlendirmeyi hızlıca vereyim bu dersten sonra neyi yapabileceksin dördüncü adımı 5. adımı, 6. adımı yetmez. 7. adımı da yapacaksın ama 8'i hemen yapamayacaksın. 8'i 3. derse bırakıyorum. 7'ye kadar 7 bitecek tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım o zaman öncelikle ben kendi ödevimi yapayım. Size ödev verdim ama benim ödevim de konuları anlatmak. Şimdi hadi bismillah. Toplamanın türevi nedir? Şudur. Sana bir türevli bir fonksiyon verildiği zaman ve bunun türevini al dediği zaman her bir terimin ayrı ayrı türevini alacaksın. Normalde burada toplama çıkarma var. Görüyor musun? Her bir terimin ayrı ayrı türevini al. X karenin türevini al 2x. X'in türevini al 1'dir. Eksi 1'in türevi nedir? 0'dır. Bu kaybolur. 2x artı 1. Bitti bu kadar. He, her bir türevin ayrı ayrı türevi, her bir terimin ayrı ayrı türevini alacağım yani. Evet. İster arada toplama olsun, ister çıkarma olsun. Hiçbir şey değişmez. Bakalım bakalım. Örneklerime başlıyorum. f(x)'in türevini bul diyor hemen x küp var 4x kare var eksi 5x var artı 7 var. Şimdi x küpün türevi 3'ü başa at. x'in kuvveti olan 3'ü bir azalt 2 oldu bitti. Artı 2'yi başa çarpı olarak at 4 ile çarp 8. x üzeri 1 oldu 1 yazmaya gerek yok. Eksi 5x'in türevi nedir? 5'tir. Artı 7'in türevi nedir? 0 yazmaya gerek yok. Bitti bu kadar türevini aldım. Bunun türevini al diyor ama zırnanın zırt dediği bir yer var. Bakalım kim oraya kim o sazanlı yapacak kim o hataya düşecek. Arkadaşlar eksi 3'ü başa çarpı olarak atıyor muyum? Eksi 3 çarpı x üzeri. Eksi 3'ün altından bir küçüğü ne çıkacak? Ha? Ne çıkacak? Hadi eksi 2'de de seni geberteyim. Eksi 4 çıkacak. Eksi 3'ün bir küçüğü eksi 4'tür. Unutma. Ha, tamam. Artı 2x'in türevi nedir? 2'dir hocam. Şunu bir açayım bak. Yavrum sayı doğrusunu düşün. Allah'ın sersen sayı doğrusunu düşün. Şimdi tamam sen hatayı yapmadın biliyorum ama yapanlar var. Bak eksi 3'ün bir küçüğü altındaki eksi 4'tür. Altından eksi 4 çıkar. Küçükler aşağı doğrudur. Aşağı doğru azalır. Eksi 2 eksi 3'ten daha büyüktür. Bunu unutma. Bu eksili kısımlarda özellikle sazanlık yapanlar var. Onları uyarıyorum. <laughs> Şimdi bunun türevini alayım. X üzeri 4 ne yapar? 4 çarpı x üzeri 3 yapar. Eksi 2 başa çarpı olarak gelir. 3 ile çarpılır. 6 olur. X üzeri 1 bir olur. 1 yazmaya gerek yok. 1'in türevi 0'dır. Bitti. Bunu da türevini... Aa bir dakika. Türevini al 1 yaz diyor. Bir dakika. Bu fx'in türevi. Ben şu an fx'in türevini buldum. Bana ne diyordu? Fonksiyon türevinde 1 yaz. Fx'in türevini bulduğuma göre şu. Yerine 1 yazıyorum. 4 çarpı x yerine 1 bir yazıyorum. 1'in küpü eksi 6 çarpı 1. Bu zaten 4 yapar. Eksi 6 yapar. Cevapına çıkacak. Eksi 2. Güzel. Yani fonksiyon türevinde 1 yaz dediğimde önce fonksiyon türevini buluyorum. Fx'in türevini sonra yerine x yerine 1 yazıyorum. Hadi bakalım. Bunu da uçuralım. Devam edelim. <laughs> Fonksiyon türevini bul. Sonra x yerine eksi 2 yaz. Hemen paşam. Fonksiyon türevini buluyorum. Diyorum ki bu 5 başa çarpı olarak geçsin. 5 bölü 10 olur. 5 bölü 10. Çarpı x üzeri üstü bir azalt 4 olur. Artı 2 başa çarpı diye geçsin. 2 bölü 2 olur. x üzeri 1 olur. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Sadece x yerine eksi 2 yazacağım. Fonksiyon türevinde x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Hocam burası 1 bölü 2 yapar zaten. Tamam. 5 bölü 10 sadeleştir. 1 bölü 2 yapar. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti var. Artı. Hocam 2 bölü 2 1 yapar zaten. X yerine de eksi 2 yazıyorum. Çünkü 2 bölü 2 1. 1 çarpı X, x yapar zaten. Boşuna uzatmaya gerek yok orayı. X yerine de eksi 2 yazdım. Süper. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16 yapar. 16 çarpı 1 bölü 2. 16 bölü 2 yapar. Yani 8 gelir. Artı ile eksi çarpılınca eksi olur. Eksi 2 gelir. Buradan cevabı da 6 yaptı. Yani şurayı uzatmadım. Umarım anlamışsındır. Burası 16'dır. 1 bölü 2 ile çarpmak demek yarıya indirmek demektir. 8 olur. Eksi ile artı çarpılır. Eksi olur. İkisinin farkı 6 olur. Tamam. Güzel. Vurguluya vurguluya da gösterdim. Şimdi ben sana ta başta ne dedim? Türev üstü sayılarla yapılır. Eğer sana 1 bölü x verilirse bunu x üzeri eksi 1 gibi üstü sayıya çevir. Şimdi fonksiyonu güzel bir şekilde üslü sayı olarak yazayım. fx eşittir 2x küp. Bak 1 bölü x dediği nedir? x üzeri eksi 1 demektir. Eksi 4 bölü x üzeri 3 ne demektir? 4 çarpı x üzeri eksi 3 demektir. Bu x'leri yukarı aldığım zaman üslü sayıların işareti değişir. Tam tersi olur. Burada 1 vardı biliyorsun. Artı 1 iken eksi 1 oldu. Artı 3 iken eksi 3 oldu. Güzel. Şimdi türevini almak çocuk oyuncağı. O yüzden hemen yapıyorum. Şimdi türevini alalım. 3'ü başa at 2 ile çarp 6 olur. X üzeri 2 olur. Bu eksi 1'i başa at. Eksi 1 artı ile çarpınca eksi olur. Eksi 1 x üzeri. Eksi 2'nin pardon eksi 1'in altından bir küçüğü eksi 2 çıkar. Heh bunu unutma. Eksi 3'ü başa at. Eksi 4 ile çarp artı 12 olur. Eksi 3'ün altından da bir küçüğü eksi 4 çıkar. Buralar önemli. Sakın eksi 2 deme gebertirim. Şimdi ne oldu? <laughs> ben türevini buldum. Türevinde eksi 1 yaz diyor. Tamam x yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1'in karesi artı 1 yapar. 6 ile çarparsam 6 yapar. Eksi 1'in eksi 2. kuvveti. Bunu istersen biraz ayrıntılı yapayım. Bak. Eksi 1'in eksi 2. kuvveti artı 12 çarpı eksi 1'in 4. kuvveti. Bir tek burada hızlı yaptım. Eksi 1'in karesi 1'dir. 6 ile çarpıldı 6 oldu. Şimdi bak. Şöyle düşün. Eksi 1 de olsa eksi 2 çift olduğu için eksi 2 çift bu eksi 1 artı 1 yapar. Neden? İnanmıyorsan bak. Eksi 1'in eksi 2. kuvveti. Bu üstteki eksi takla attır demektir. Eksi 1 üzeri 2 olur. Bak bu eksinin görevi takla E, eksi 1'in karesi de 1 yapar. 1 bir bölü 1'den 1 bir gelir burası. Tamam burası 1 geldi. Bak şurası 1. Önünde eksi var. Buraya gelelim. Bu da artı 1'dir. Neden? Eksi 1'in 4. kuvveti çift kuvvet artı 1 yapar. O zaman 6 eksi 1 artı bu ikisini çarparsam da 12 olur. Tamam. Bunları toplarsam 18. 1 çıkar. 17. İşte bu kadar. Güzel. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Devam edelim. Bu sefer fonksiyon türevini alıp 3 yazıp eksi 11 bulmuş. Buna göre içerideki a kaçtır? Arkadaşlar diyorum ki önce fonksiyon türevini almalıyım. 3 yazmalıyım. Sonra buna eşitlemeliyim. A zaten kapak gibi ortaya çıkacak. Hemen diyorum ki fx'in türevi. Tabi baktım. Hepsi güzel bir şekilde üslü sayı. 2'yi başa attım. 2a x üzeri 1. Tamam 1 yazmaya gerek yok. Artı burada 7 gelir. Türevini aldım. Eksi 4'ün türevi 0'dır. Bunu alıp yerine 3 yazınca fonksiyon türevinde 3 yazınca cevap eksi 11 olacak. 3 yazıyorum. X 3 yazarsan 2 ile çarp 6 A yapar. Artı 7 ve bunun cevabı eksi 11 olacakmış. O zaman hop bu buraya eksi diye geçer. Eksi 18 olur. 6 A kalır sol tarafta. Şu denklemi çözüyorum ha. Her iki tarafı 6'ya bölelim. A eksi 3 olur. <laughs> Bingo bitti. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam çok basitmiş. Evet çıtır çıtır gidiyoruz işte. Çıtır çerez. Bunun için var çarpmanın türevi. Şimdi toplama çıkarmanın türevinde hiçbir şey yoktu. Bildiğin her terimin ayrı ayrı türevini alıyorduk. Bu. Çarpmada başka bir durum var arkadaşlar. Ezberleyeceğiz. Hocam ezber kötü bir şey değil mi? Evet kötü bir şey ama öğrenmenin ilk adımıdır ezber. Ezberleyerek kalmayacaksın. Ezberleyerek başlayacaksın. Sonra uygulaya uygulaya kalıcı hale getireceksin. Şimdi arkadaşım bak f çarpı g gibi iki fonksiyon çarpım halindeyse ve bunun türevi isteniyorsa kural şu. Birincinin türevi çarpı ikinci birinci çarpı ikincinin türevi. Yani bir birincinin türevini alıp ikincinin aynısıyla çarpıyorsun. Bir ikincinin türevini alıp birincinin aynısıyla çarpıyorsun. Sırasıyla birinin türevini alıyorsun, birinin almıyorsun, çarpıyorsun. Sonra diğerinde almadığının türevini alıp aldığın ikini almıyorsun. Daha da karıştırdım. <laughs> ya arkadaş ikisinin de türevini alacaksın. Bir tanesinin türevini alacaksın, diğerinin almayacaksın ve çarpacaksın. Sonra ikincinin türevini alacaksın, birincinin ikini almayacaksın ve çarpacaksın. Hepsi bu. Tabii ki sana f çarpı g böyle iki tane fonksiyon şeklinde verilmeyebilir. Şöyle verilebilir. Bir tane fonksiyon verilir ama içinde çarpma vardır. Aa bak bunu bununla çarpmış. Ne anlıyorsun? Bunu birinci fonksiyon gibi düşüneceksin. Bak bunu birinci fonksiyon gibi düşüneceksin. Bunu ikinci fonksiyon gibi düşüneceksin. He, ne yapacağım o zaman? Türevini alırken bu birinci kısmın türevini alıyorum. Çarpı ikincinin aynısı. Bunun türevini alalım. 4x artı 5'in türevini yapar. 4 yapar. Birincinin türevini aldım. Çarpı ikincinin aynısı. x eksi 2. Güzel. Araya artı koyuyorum. Formül bana artı olacağını söylemiş. Sonra bu sefer ikincinin türevini alıyorum. Çarpı birincinin aynısı. Tamam. İkincinin türevini alın. Hocam bunun türevi 1 yapar. Çarpı ikincinin aynısı. Yani 4x artı 5. Hocam burada önce birinci sonra ikincinin türevini çarp demiş. Ya bunların yerinin değişmesi bir şey değiştirmez ki. Çarpma işte bu sonuçta. Ha önce İkinci fonksiyon türevini aldım birinci ile çarptım. Ha önce birinciyi yazdım ikincinin türevini alıp çarptım. Aynı şey tamam. Tabi burada bir düzenleme yapmak gerekir. 4'ü içeri dağıtın. 4x eksi 8 yapar. Bu 1 içeri dağıtın. Aynısı olur zaten. 4x artı 5 yapar. Burada bu ikisini toplarsam 8x yapar. Bu ikisini toplarsam eksi 3 yapar. 8x eksi 3. Bu kadar. Demek ki ne yapıyormuşum? Fonksiyonda çarpma görürsem bir tanesini birinci, iki tane ikincisini ikinci olarak alıyormuşum. Birincinin türevi çarpı ikincinin aynısı, ikincinin türevi çarpı birincinin aynısı yapıyor ve işlemi bitiriyorum. Biraz daha örnek çözelim tabii ki. Fonksiyon türevinde sıfır nedir? Hemen bakıyorum. Fonksiyon çok uzun ve çarpmalı. Harika. Bunu birinci fonksiyon olarak, bunu ikinci fonksiyon olarak düşünüyorum. Diyorum ki fonksiyonumun türevinde birinci kısmın türevi. Şunun türevini alalım. 2x bunun türevi ne yapar? Artı 1 yapar. Bunun türevi 0 yapar. 2x artı 1. İlk kısmın türevini aldım. Çarpı ikincinin aynısı. 2x eksi 5'i yazdım. Artı. Şimdi ikincinin türevini alıyorum. Çarpı birincinin aynısı. Bunun türevi ne yapar? 2 hocam. Bunun türevi 0 zaten. Bunun türevi 2'dir. Yani ikincinin türevi 2 iki çıktı. Çarpı birincinin aynısı. x kare artı x artı 1. Bu kadar. Bitti. Hocam ben şimdi bu türevin dağıtılmasını yapayım mı böyle? Yapma. Ne diyor? fonksiyonda x yerine 0 yaz. Direkt yaz. Daha kolay olacak. 0 yazarsan x yerine 0 yazdım. Buradan 1 gelir. Çarpı. 0 yazdım. Buradan eksi 5 geldi. Artı 2 çarpı. 0 yazdım. Bu gider. Bu gider. 1 gelir. Güzel. Buranın çarpımı ne yapar? Eksi 5 yapar. Artı buranın çarpımı ne yapar? 2 yapar. Cevap ne oldu? Eksi 3. Ve yapıştık. Bir daha. Bir daha. Olmadı. Bir daha. Heh. Böyle. Bitti bu kadar. 2 tik atsam görüldü olur. <laughs> Ama ben 3 tane atıyorum. Anladık mı? Soğuk espri anladınız be? Güzel. O zaman geçiyorum. Türevlenebilir fonksiyonlar olsun. Tamam. F ve G sayıları türevlenebilir fonksiyonlar arkadaşlar. Tamam. Şunun cevabı 52 ise M kaçtı? Bak. Yukarıda abidik gubidik bir sürü şey verilmiş. Ben onları muhtemelen burada kullanacağım. Ama nasıl? Şöyle bakıyorum soruya. Aşağıdan yukarı doğru. He, diyorum. F3'ü vermiş. Türevini de vermiş. G3'ü vermiş. Türevini de vermiş. Ben şunun açılımını yapmalıyım. Çarpmanın türevi nasıl yapılırdı? Burada iki tane fonksiyon var. f ile g'yi çarp diyor. Sonra 3 koy diyor. Bunun türevi nasıl yapılırdı? Birincinin türevi çarpı ikincinin aynısı. Sonra artı ikincinin türevi çarpı birincinin aynısıydı, değil mi? Bunların yeri değişik olabilir, dert etme. Bu ve sonra x yerine 3 yaz, sonuç 52 demektir. Yani şurada verilen şeyi ben bu şekilde düzenleyebilir miyim? Evet. O zaman artık işlem tamamdır. Neden? Bu 3 her birine ayrı ayrı dağılabilir. Yani şu anlama gelir. Fonksiyon türevinde 3, pardon x yazıyordum 3 çarpı g3 artı g'nin türevinde 3 çarpı f3. Evet eşittir 52 imiş. Çünkü bu 3 hepsinin ortak parantezi, hepsini aynı şekilde etkiliyorsa hepsine ayrı ayrı dağılabilir. Bak, fonksiyon türevinde 3 verilmiş, m'ymiş. g3 verilmiş, 6 imiş. g'nin türevinde 3 verilmiş, 20'ymiş. imiş. f3 verilmiş 2 ymiş. Ve cevap 52'ymiş. Oba bunu al ve devam et. Burası 6M yapar. Burası artı 40 yapar. Eşit olacak 52. Şimdi ne olacak? 40'ı at karşıya. 12 kaldı 6M. Her iki tarafı 6'ya böl. M ne olur? 2. Bu kadar. İşte bu. Yapacağımız buydu arkadaşlar. Ve ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık. Hadi bakalım. Sorunun mantığı neydi? Çarpmanın türev açılımını biliyor musunuz? Gelelim bölmeye. Tabii çarpmanın bir yöntemi olur da bölmenin olmaz mı? Olur. Bölmenin ki biraz daha karışık. Yani şuraya kadar aynı aslında. Sadece artı değil. Eksi var. Birincinin türevi çarpı ikinci. İkincinin türevi çarpı birinci. Arada artı değil. Eksi var. Ekstra. Ekstra. Bölü paydanın karesi. Bölmenin türevleri bunu yapacağız. Tabii ki verilen fonksiyonu iki parça şeklinde düşüneceğiz. Birinci parça, ikinci parça. Yani birinci fonksiyon, ikinci fonksiyon. Örneğin Bakıyorum bir tane fonksiyon var zannetme yavrucuğum. Pay kısmında başka bir fonksiyon birinci fonksiyon var. Payda da ikinci fonksiyon var. Böyle düşüneceksin. O zaman bunun türevini alırken şunu birinci bak bu birinci fonksiyon bunu ikinci fonksiyon olarak düşünüyorum. Ne diyorum? Çizgimi de çekiyorum. Birincinin türevi. 2x artı 5'in türevi nedir? 2 çarpı ikinci fonksiyonun aynısı. Eksi ikinci fonksiyon türevi 1'dir. Çarpı birinci fonksiyonun aynısı. Bitti mi? Bitmedi. Paydan'ın paydan'ın karesi. Bu kadar. Tamam. Hep bunu özellikle anlatmak istiyorum. Bazı arkadaşlar hocam burada iki fonksiyon yok diyor. Ne olur yapma. Bak bu birinci fonksiyon bu ikinci fonksiyondur. Tamam. Türevini bulduk. Tabi istersen 2'yi içeri dağıt. Bu biri dağıt. Hatta yapayım hadi. 2'yi içeri dağıt. 2x-2. 2x-2. Bu eksiği de içeri dağıt. Eksi 2x-5. Bölü. Görünüyor değil mi? Bu x-1'in karesidir. Aa bak bunlar sadeleşir. Yukarısı ne olur? Eksi 7 bölü x eksi 1'in karesi. Çünkü bazen şunu da sorabilir. Fonksiyon türevinde 3 nedir der mesela. Şurada direkt x yerine 3 yazacaksın. Bu. Hemen devam ediyorum. Bu arada hızlı geçiyorum. Videoyu durdurabiliyorsunuz biliyorsunuz. Ben bazen hızlanıyorum diyorum ki bazıları belki anladı sıkılıyorlar. Hadi hızlanayım da sıkılmasınlar diye düşünüyorum. Ama bazen çok hızlanmış da olabilirim. Fonksiyon türevinde eksi 1 nedir? A pay var payda var. Bölmenin türevi. Hemen. Fonksiyonun türevinde x'i önce bulayım. Bak. Birincinin türevi. Onun türevi nedir? 0. Çarpı. ikincinin aynısı. x küp artı 2. Çünkü sabit sayının türevi 0'dır. Araya eksi koyuyorum. İkincinin türevi. Bunun türevi ne yapar? 3x kare yapar. Çarpı. Birincinin aynısı. <laughs> Bunun 3x kare yapar. İkinci türevi de 0'dır. Onu yazmaya gerek yok bulduğum sonucu 10 ile çarpıyorum yukarıdakiyle. Aşağıdakinin de ne yapacağım? Karesini alacağım. Bu kadar. Hocam sıfırla çarpıldığı için burası çat sıfır olur. Bravo. Burası ne olur? Eksi 30 x kare. Bölü aşağıda da x küp artı 2'nin karesi var. Bana diyordu ki türevini sonra eksi 1 koy. Tamam. Artık bundan sonra eksi 1 koymak çok kolay. Eksi 1'in karesi artı 1'dir. 30 ile çarparsan 30 olur. Eksi 30. Eksi 1'in küpü bir yapar? Eksi 1'dir. Artı 2 ile toplarsan 1 yapar. 1'in karesi 1'dir. Yani cevap eksi 30. Bir tane yapıştırdım. Güzel. Şimdi bu kapağı da kapatayım. Bu sayfayı da uçurayım. Bakalım arkada ne var? Yine bir bölmenin türevi ama gizli. Bak şu karmaşanın içerisinde birinci fonksiyon bölü ikinci fonksiyon var. Bu d bölü dx neydi? Türev al demekti. Bunun türevini al sonra x yerine 5 yaz. Tamam hemen türevini alıyorum. Bunu bir fonksiyon gibi düşünüyorum. Türevini alıyorum. Birincinin türevi, yukarıdakinin türevini alırsam ne olur? 2x eksi 1 yapar. Çünkü bunun türevi 2x, bunun 2 1, bunun 2 0. 0 buraya yazmaya gerek yok. Çarpı ikincinin aynısı. Sonra eksi koyuyorum araya. İkincinin türevi bunun türevini alırsam 1 yapar. 1 çarpı birincinin aynısı. Güzel. Bölü paydanın yani x 3'ün bir de karesi var. Bunu unutmayacağız. Şimdi diyor ki bunu yaptıktan sonra x yerine 5 yaz. Hemen. 5'i direkt yazıyorum. 5 kere 2 10. 1 çıkar 9. Çarpı 5 yaz. 2 yapar. Eksi. 5 yazıyorum. 25 eksi 5 ne yapar? 20. 4 daha çıkar. 16. Bölü. 5 yazarsam burası 2 yapar. Karesini alırsam 4 yapar. Burası ne yapar? 18. 16 çıkar. 2 olur. 2 bölü 4'ten cevap 1 bölü 2. Bu sefer yapıştı. Bir daha 2 tık attım. Görüldü oldu. Bu da tamam. Şimdi özellikle şeyde de var zaten verdiğim ödev sorularında da var. Şunun ne anlama geldiğini bilin istiyorum. Ya türev al demektir. Türev al komutudur bu. Yani bu d bölü dx'in yanına ne koydun? F mi koydun? F fonksiyonun türevini al diyor. Sonra x eşittir 5. Sonra x yerine 5 yaz diyor. Bu. Türkçe meali bu. Ve son soru. Sonra finito finito bitiyor. F ve g türevlenebilir fonksiyonlar olmak üzere. E. F2 2'dir. F2'nin türevi 4'tür. E. G fonksiyonu da budur. E, G fonksiyonu türevinde 2 yaz. Önce türevini bul 2 yaz. G fonksiyonuna bak. 1, 2 tane fonksiyondan olan oluşan bölmeli bir fonksiyon. Bu kalem bitmiş. Uç. Hangisi? Şu. Sen gel bakalım. Türevini alacağım. Diyorum ki G'nin türevi. Şöyle yazılır. Kesir çizgimi uzun uzun çiziyorum. Birincinin türevi. 2x küpün türevi. 3'ü başa at. 6. 6x kare yapar. Birincinin türevi çarpı ikincinin aynısı. fx Eksi ikincinin türevi fx'in türevi çarpı birincinin aynısı 2x küp bölü ikincinin karesi. Anlamayan yok. Hocam bu kalemi rengi beğenmedim ben ya. Dediğinizi duyar gibi hemen değiştiriyorum. Maviye aldım. Şimdi bak. Ne istiyordun sen? Fonksiyon türevinde 2 yaz. Ben fonksiyon türevini buldum. Fonksiyon türevi bu. Yerine 2 yazayım. Y'nin türevinde x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. 6 ile çarp 24 çarpı F2. X'e 2 yazdım ya. Fonksiyon türevinde 2 çarpı 2 iki yazdım. 2'nin küpü 8'dir. 8'i 2 ile çarp 16. Bölü F2'nin karesi. Şimdi gel gelelim. Aradığımız şeyler burada var zaten. F2 neymiş? 2'ymiş. O zaman diyor ki senin yerine 2 yazabilirim. Fonksiyon türevinde 2'nin sonucu kaç? 4. Fonksiyon türevinde 2. Senin yerine de 4 yazabilirim. F2 senin görüntün neydi? 2 senin yerine 2 yazabilirim. O zaman soru bitti. Eşittir. 24'ü 2 ile çarp 48 eksi 4 kere 16 ne yapar? 64 bölü 2'nin karesi ne yapar? 4. Burası ne yapıyor? Eksi 16 yaptı değil mi? Yanlış yapmıyorum. 50 olsaydı 14 olacaktı. 16 bölü 4. O da eksi 4 yapar. Yuvarlak için al ve Dış. 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 olmadı. Ses gelmiyor bazen. Böylece arkadaşlar Cüneyt Arkın vuruşlarımızla eksi de bulduk. Bunun cevabı da bitti. Ve finito. İkinci ders bittiğine göre üçüncü dersten devam edeceğiz. Üçüncü derste köklü sayılar vardı galiba değil mi? Nerede kitap neyse bayağı yığınların altında kalmış. Köklü sayılarda şöyle yapacaksın. Üçüncü derste anlatacağım ama şimdi bir jenerik vereyim sana. Köklü sayılarda köklü sayıyı üslü sayıya çevireceksin. Ve tekrar tık yapıştıracaksın türevini. Bir şey yok yani. Yeni bir şey öğrenmeyeceğiz. Aslında bir şey öğrendik. Sadece bir şey öğrendik sorudaki x'liyi üstlü ifadeye çevir. Sonra üstü başa çarpı olarak at. Üstü bir azalt. Sadece bunu öğrendik. Geri kalan her şey bunun türevleri. Yani aa, hakikaten aa, güzel oldu. Türevin türevleri. Yani çeşitleri. Çeşitlendireceğiz. Tamam mı? Bittiğine göre bay bay. Üçüncü ders görüşürüz. Üçe gelen tamam Hadi bay bay.